Evet herkese mutlu akşamlar. Music On Air seçim özel programından sizlere sesleniyoruz ve güzel bir cuma akşamından sesleniyoruz efendim. Seçim özel programımızda bu akşamki konuğumuz Düzce Belediye Başkan adayı, Yeniden Refah Partisi adayı Sayın Davut Güloğlu. Birazdan Davut Güloğlu yayınımızda olacak. Sevgili partnerim Sevtap Gül de burada olacak. Güzel bir program olacak ve Davut Güloğlu'na sormak istediğiniz soruları buradan alt taraftan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de kendisine soracağınız tüm soruları yönelteceğiz. Merak ettiğiniz ne varsa Davut Güloğlu'na sorabilirsiniz. Bizim de tabii kendimiz hazırladığımız birkaç soru var. Onları da kendisine yönelteceğiz. Evet, bizleri nerelerden izliyorsanız mesajlarınızı alt taraftan yazabilirsiniz. Mesajlarınızı da okuyacağız. Birazdan Davut Güloğlu da aramızda olacak. Evet, hoş geldin Sevtap. Hoş buldum Özcan, nasılsın? Çok sağ ol, sen nasılsın? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Yine yoğun bir günden herkese selam olsun diyelim. Senin de söylediğin gibi özel konuklarımız var bu akşam. Öncelikle sevgili Davut Güloğlu'nu konuk alacağız. Kendisi Düzce Belediye Başkan adayı ve seçime dair sorularımız olacak. Tabii ki izleyenlerin de soruları olursa kendisine yönelteceğiz. Aynen öyle. Benim bu arada kafam biraz içeri olmuş. Ya ekran ayarlama hale geçiyor ilk dakikalar zaten. Çok zor ya. Şimdi tabii salı günü yayın yapmıştık. Bugün yine yayın açtık. Bugün dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Davut Güloğlu birazdan aramızda olacak. Onun haricinde 20.30'da Bülent Özdemir, 21'de Selen Görgüzel ve 22'de de Nahide Babaşlı konuğumuz. Bugün böyle dolu dolu bir yayın sizleri bekliyor diyelim. Şu an Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta Avrupa'dan da bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz var. Onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Mesaj yoluyla programımıza katılabiliyorsunuz. Mesajlarınızı yazdığınız vakit bizler de birazdan programda yer vereceğiz. İyi akşamlar diyen izleyicilerimiz var. İyi yayınlar diyen izleyicilerimiz var. Bizlere iyi akşamlar olsun. Çok sıcak. Cemre düştü. Cemre iyi ki de düştü. Bahar kapılarını araladı, az kaldı. Bahara geçiş yapacağız. Pek bir kışta yaşamadık ama bir kar göremedik mesela. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Herhangi bir tane kar taneciği göremedik ya bu sene. Hasret kaldık kara. Evet. Ya işte havalar değişti, iklimler değişti. Umarım yani o özlediğimiz kış kışlığını gösterir, yaz yazlığını gösterir. Moduna tekrar geri dönebiliriz. Ya iklim değişiklikleri gerçekten aslında dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Ya düşünebiliyor musun? Ben ilk defa mesela görüyoruz bunu. İklim Değişikliği Bakanlığı kuruldu yani Türkiye'de ve bu dünyada gerçekten yani ciddi bir sorun olarak nitelendiriliyor ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. İnşallah yani bunların önlemleri alınır. Tabii burada vatandaşlara düşen görevler var, devletlere düşen görevler var. Yani inşallah böyle gerçekten özlediğimiz o hava durumlarına mı diyeyim artık, ne diyeyim yani, çünkü mevsimler değiştikçe bu sefer hastalıklar da artıyor, yeni yeni bakteriler ürüyor, yani her açıdan zararlı. Yani yazı yazda yaşayalım, kışı da kışta yaşayalım gibi aslında. Evet. Eski yazlar kalmadı, eski yazlar da yok. Yaz dediğinde Ağustos ayları inanılmaz sıcak geçiyor ama kışın bir adam akıllı bir soğuk yaşayamıyoruz. Kabanlarım eskimiyor. Kabanlarım... Eskiden hep kuru temizlemeye verirdik kabanları, şimdi. Yok. Çok gitmiyor. Kesinlikle. İyi yayınlar demiş Elif. Kız kardeşim teşekkür ediyorum, çiçekler koymuş. Her zaman olduğu gibi yine izliyorlar ve destekliyorlar bizi. Kabanlarımızı iletelim biz de. Gözüm gördüğü kadarıyla, gözlük olmadan göremiyorum burada ama Özcan sen yorumlara bakabilirsen o anlamda çok sevinirim gerçekten. Tabii mesajlara bakayım. Bu arada mahalle buluşmasındaymış Davut Bey ve konuşmak
konuşma yapmaktaymış. Bu yüzden yayını 15 dakika gecikebiliriz bilginize diye bir mesaj geldi. Problem değil. Bekleriz. 15 dakika biz de burada seninle sohbet ederiz. Uzun zamandır sohbet etmiyorduk zaten. Magazine dair bir şeyler konuşabiliriz. Her ne kadar şu an siyaset özel programı olsa da Davut Güloğlu'nu konuk alacağız. Fakat sanatçı kimliğiyle almayacağız kendisini. Şu an siyasetçi kimliğiyle konuk alacağız. Bundan dolayı da siyaset özel programı dedik. Saat 8'de başlattık. Normalde 9'da 3 tane değerli sanatçımızı konuk alacağız. Selen Görgüzel, çok sevdiği isim Bülent Özdemir ve hepimizin bildiği ve sevdiği isim Nahide Babaşlı olacak. Evet. Magazin ve müziğe dair konuşmalar yapacağız kendisiyle. Ama bu programımızda Davut Güloğlu'nun siyasetçi kimliğine dair, kendisi Düzce Belediye Başkan adayı, Düzce Belediyesi'ne dair, Düzce iline dair daha doğrusu sorularımız olacak. Siyasete geçiş süresiyle alakalı soruları yönelteceğiz. Sanatçı kimliğinden siyasetçi kimliğine nasıl bir geçiş oldu? O süreç nasıl gelişti? Bu fikir nereden ortaya çıktı? Davut Güloğlu gibi aslında Hakan Peker, yine sanatçılarımızdan Hakan Peker de siyasete atıldı. Yine oyuncularımızdan çok sevdiğimiz, bildiğimiz Erdal Beşikçioğlu da siyasete atılan isimler arasında. Eskiden bu kadar fazla yoktu aslında oyuncu ve sanatçılardan siyasete atılan, ama bu son dönemde daha fazla rastlıyoruz Özcan, değil mi? Tabii. Ya aslında güzel de bir şey bence. Sanatçılarımızı ben her alanda görmek isterim. Ve burada şu çok önemli. Bu arada söyleyeceğim ifadeden önce Halenur Tuncer, İyi Yayınlar Düzce'nin gururu Davut Güloğlu'nu sabırsızlıkla bekliyorum yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Behzat Ç. demiş birisi. Evet, Behzat Ç. Yani ben gerçek ismini söyledim ama Evet. filmdeki, dizideki Satçe olarak o kadar kalmış ki akıllarda. Onu söylemiş bir arkadaşımız. Evet, Satçe Erdoğanları da siyasete atıldı ve yine çok iyi bir programcı olan Oğuzhan Uğur'a katılacak. Ben de o programı merakla bekliyorum. Yakın Yesutyar yine Datça Belediye Başkan adayı. İyi Partimizin gururu Hakan Peker'liğimiz. Burada bütün partilerden arkadaşlarımız var sanırım, anladığımız kadarıyla. İyi Parti olsun, AK Parti olsun, Refah Partisi olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Tüm arkadaşlarımız tabii ki Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkan adayı. Refah, yeniden Refah Partisi'nden aday, ama burada elbette ki CHP'li arkadaşlarımız, İyi Partili arkadaşlarımız hepsi sorularını yöneltebilirler kendilerine. Bekliyoruz katılımlarını. Yaklaşık bir 5 dakika geçirmiş olabiliriz. 10 dakika sonra Davut Güloğlu yayınımıza teşrif edecek. Şu an bir konuşmada bunun haberini aldık. Konuşma bittikten sonra yayınımıza gelecektir Özcan. Evet. Evet. Şimdi ben bir de Davut Güloğlu ve diğer sanatçıların nezdinde bir şey açıklamak istiyorum. Sanatçılarımızın aslında parti çalışmalarına katılmaları, siyasete atılmaları belki birçok kişi tarafından böyle bir ön yargıyla karşılanıyordur. Fakat ben tam tersini düşünüyorum. Hangi partiden olursa olsun sanatçıların siyasette aktif rol almalarını ben doğru buluyorum ve çok yerinde buluyorum. Çünkü siyasetçiler kadar da sanatçılarımız deneyim sahibi ve insanlarla sürekli konserlerde mesela göz göze gelen kişiler, insanların psikolojisini çok iyi anlayan kişiler, insanların duygularını çok iyi anlayarak şarkı yazan kişiler. Dolayısıyla sanatçılar aslında toplumun da aynası olduğu için ben sanatçıların gerçekten parti ayrılmaksızın siyasette aktif rol almalarını çok doğru ve yerinde buluyorum. Eminim ki birçok sanatçımız da belediye başkanı olsun, milletvekili olsun hiç önemli değil. Mutlaka halka ve topluma faydalı işler yapacağına da inanıyorum. Ben bunu kesinlikle bir partiye veya bir kişiye göre söylemek istemiyorum. Onun altını özellikle çiziyorum. Sözlerine katılıyorum ben de kesinlikle. Her ilde konser veriyorlar. İnanılmaz derecede o ili analiz etme yeteneğine sahipler sanatçılar. Belli kitleleri var. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. O cesareti gösterip bir partiden aday olmuşlar. Mutlaka başarılı işlere imza atacaklarına da katılıyorum sana bu anlamda.
Sanatçı her zaman güven veren de bir yanları vardır. Hep deriz ya, sanatçılar söyledikleri söylemler gerçekten çok önemli diye. Çünkü topluma yön veriyorlar. Söyledikleri sözler olsun, yaptıkları hareketler, davranışlar olsun. Bu anlamda ben de destekliyorum. Sanatçılar siyasete girebilir. Neden girmesinler? Yani illa sanatçı diye başka bir mesleği de yapmayacak diye bir şey olmamalı. Çok yönlü yeteneklere sahip olabilir insanlar. Ve her türlü mesleği de yapabilirler. O cesareti gösterdikleri sürece tabii ki. Halk üretti ve bu göreve de layık oldukları sürece. Tabii dediğim gibi ben başarılı o işler yapacağına da inanıyorum. Yani yeter ki gerçekten halk için, toplum için bir şeyler yapmak istesinler. Sanatçı olmuş ya da başka bir meslek grubundan olmuş. Ama bizde işte böyle bir şey var ya. Sanatçı oldu mu yani, onun ne işi var orada? İşte o gitsin şarkı söylesin ya da gitsin oyunculuk yapsın gibi bir algı var ama hiç alakası yok bence. Gayet yapmalılar yani, aktif rol almalarında hiçbir sakınca yok. Yani buna alışmamız gerekiyor. Yani doktorlarımız da sanatçı olabiliyor. Öyle örnekleri çok var veya çok farklı mesleklerde devam ederken sanatçı olabiliyorlar. Ebru Gündeş mesela tekstil kökenli, tekstilde makine başında bir tekstil işçisi olduktan sonra Allah vergisi bir yeteneği var ve sanatçı oluyor kendisi. Veya işte Ferhat Göçer kendisi cerrahken sanatçı olabiliyor. Tabii. Olabiliyor bunlar işte. Sanatçıyken farklı bir mesleğe evrilebiliyorsunuz. Tabii. Bir de mesela ben şeye de karşıyım aslında. Böyle takım tutar gibi parti tutma olayları var bizim toplumumuzda bir kesim insanda, değil mi? Çok tarafçıyız ya. Gerek yok buna. Yani demokrasiyi elden bırakmamak gerekiyor. Evet. Bir şeyin aşırısı hiçbir zaman iyi değil zaten. Takım tutarken de böyle. Yani Fenerbahçe için ölüyor, Beşiktaş için ölüyor, Galatasaray için ölüyor. Yani takımını tut geç. Bu kadar yani fanatizme gerek yok ve particiliği de artık çok fazla fanatizm haline getirdiler. AK Partililer CHP'ye düşman, CHP'liler AK Parti'ye düşman, İYİ Parti ona düşman. O İYİ Parti'ye düşman. Ya ben çocukluğumda hatırlıyorum ya, böyle arabalarda çıkarlardı, ülkücüsü bir yandan geçerdi, Demokratik Sol Parti bir yandan geçerdi, o dönemin partileri. Hani bu kadar kaos yoktu aslında şu son dönemde yaşanan ve şu son dönemdeki ayrımcılık o yıllarda gerçekten yoktu yani. Ne bileyim, sol partiyle sağ parti bir araya gelip işte sol parti kazandığında sağ parti tebrik edebiliyordu. Sağ kazandığında da keza sol parti tebrik edebiliyordu. Ama şimdi insanlar artık hangi partili olduğunu saklayacak, söyleme cesareti gösteremeyecek duruma geldi maalesef ki. Bunları tekrar tekrar söyleyelim ki buradan hani bir kişi kaç kişi diyelim mesela etkileyebilir. Bir kişi iyi bile bu anlamda, olumlu anlamda etkileyebilirsek ne mutlu bize yani. Gerek yok bu tarz şeylere. Haklı olan kazansın. İyi işler yapacak insanlar kazansın. Kendi menfaatlerimiz doğrultusunda değil yani, ülkemizin ve belli işte illerimizin, ilçelerimizin menfaatine olan, çalışacak gerçekten özveriyle, dürüst bir şekilde çalışacak parti adayları kazansın ben. İnşallah. Yani inşallah hayırlısı olsun ve gerçekten senin dediğin gibi belediyesine gerçek anlamda hizmet edecek, bu toplumu düşünen, bu insanlara bir şeyler katacak insanlar kazansın. Ben bakıyorum bazı belediyeler gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Bazı belediyelere de bakıyorum ne kadar güzel işler yapmış diyorum. Ama ben hiçbir zaman o partidendi, bu partidendi diye bir düşünceyle hareket etmiyorum mesela. Ya bu çok önemli bir şey. Ki bazı isimler vardır mesela, bugün seninle onu konuşmuştuk. Kalıplaşmış isimler vardır. Hiçbir partiye mensup olmadan, bağımsız bile girse seçimi kazanabilecek potansiyeline, oy potansiyeline sahip kişiler var. İşte böyle isimlere bir örnek mesela Yılmaz Büyükerşen diyebiliriz. Çok evet, sevilen birisi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Erşen. Büyükerşen. Büyükerşen, evet. Ya mesela Mustafa Sarıgül kendi
bir kitlesi oturdu, bir şeyi var yani, bir ağırlığı olan birisi. Ya bunun ya birçok örnek verilebilir tabii ki. Önemli olan memleket sevdalısı olsun. Memleketimiz için bir şeyler yapsınlar. Ya diyorum ya, gidiyorum bazı ilçelere ya da bazı illere gittiğimizde, ya ne güzel şehirleşme diyorsun, ne güzel bir ilçe diyorsun, değil mi? Yani bunu hissettiren o belediyeler oluyor gerçekten. Ve ben orada hiçbir zaman sorgulamıyorum. Ya bunun belediye başkanı hangi partiden acaba? Çünkü bu sefer takım tutar gibi parti tutmaya başlayınca ne oluyor? Ya o bu partidenmiş deyip bu sefer oranın eksiklerini, açıklarını beyninde yaratmaya çalışıyorsun. Sevmemek istiyorsun yani. Öyle bir algıya kapılıyor insan. Hiç gerek yok buna. Evet, ben doğma büyüme Eyüp Sultanlıyım. Bunu her defasında da dile getiriyorum. Gururla da söylüyorum. Gerçekten oturduğum semtten son derece memnunum. Hem manevi havası olarak hem tarihi açıdan Eyüp Sultan gerçekten çok önemli bir yer. Ve ben doğma büyüme Eyüp Sultanlıyım. Şimdi bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi Haliç'ti. Haliç maalesef ki nasıl söyleyeyim, hani utanarak söylüyorum, uzun yıllar yani Haliç'in kokularına maruz kaldık. Bütün kanalizasyon Haliç'e akardı ve uzun yıllar, işte çocukluk dönemimdeydi, Bedrettin Dalan'dı sanırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerekiyor. Hiçbir şey yapılmadı yani. Ondan sonraki süreçlerde Haliç bir şekilde temizlendi. Yani Eyüp'teki değişimleri görebiliyorum. Çok yakınımızda Fatih Belediyesi'ne bağlı ama Balat diye çok kültürel, turizm açısından çok önemli bir semtimiz var çok yakınımızda. Balat'ta inanılmaz çok güzel gelişmeler oldu. Kafeler açıldı, restoranlar açıldı. Gidin görün, oradaki Roman halkımız o kadar böyle sevgiyle sizi karşılıyorlar ki. Çok önemli bir Çukur dizisi orada çekildi. Çukur'dan sonra, bu dizilerden sonra da Balat çok fazla tanınmaya başladı. Her şeyden önce Haliç temizlendi. Artık Haliç sahilimiz var. Yani Eyüp Sultan'da Haliç, bir zamanlar biz pencerelerimizi kapardık yani o kokuya maruz kalmamak adına. İnsanlar bize der ki, sizler burada nasıl yaşıyorsunuz? Hani bir şekilde alıştık, yaşıyoruz artık derdik. Şu an tertemiz, balıkların geldiği bir yer haline geldi. Ben çocukluk dönemimde oranın böyle balçık, çamurlu halini hatırlıyorum. Banklar konuldu. Artık orada yatlar var. Liman var. İşte Üsküdar'a gidebiliyorsunuz gemiyle, vapurla. Artı tramvay projesi gerçekleşti. Alibeyköy'den Eminönü'ne kadar tramvayla gidebiliyorsunuz. Eşsiz bir doğa manzarasına, deniz manzarasına şahit olabiliyorsunuz. Mutlaka Balat'a, Eyüp'e gelmelisiniz. Oraları ziyaret etmelisiniz. Bizim belediye başkanımız Deniz Köken. Bu anlamda da çok güzel işler yaptı. Önümüzdeki günlerde kendisini konuk alabiliriz. Yeni projeleri hakkında, Eyüp'e katacağı projeler hakkında konuşabiliriz. Ben şimdi bir Eyüplü olaraktan hani Eyüp'ü analiz ettiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum sizlere. İçimizde de mutlaka Eyüp'te oturan birileri vardır. Bu değişimi gözlemliyorlardır mutlaka. Ne bileyim, Rami'ye çok büyük bir kütüphane kazandırıldı. Eyüp semt semt çok gelişmeye açık. Yani daha doğrusu çok fazla geliştiriliyor. Çok otantik, kozmopolitan bir yer Eyüp Sultan ve belediye başkanlarının inanılmaz katkıları oldu bu anlamda. O yüzden buradan da teşekkür ediyorum. Sonuçta ilçemize katkıları olan Feshane tekrar hayata geçti ve Feshane'de inanılmaz konserler veriliyor. Feshane'yi de girip görmenizi tavsiye ederim. Yani ben Eyüp'ü anlatıyordum derken. Işıklar kusura bakmayın, arabadayız. Estağfurullah, hoş geldiniz Davut Bey. Evet, çünkü şu anda meydanlardayız. Koşuyoruz oradan oraya, kusura bakmayın. Herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Öncelikle yayınınızda başarılar diliyorum. Buradan da tüm bizi izleyenlere de sevgi ve saygılarımı tekrar iletiyorum. Şimdi arabaya koştuk. Yeni zaten şu anda bir yerdeydik. İnsanlarla beraberdik. Çıktık arabanın içinden, sizlerle görüşüyorum. Işıkta biraz problem olabilir. Şimdiden özür diliyoruz.
Estağfurullah, hiç sıkıntı yok. Gerçekten bu yoğunluğunuz arasında bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için, bu nezaketi gösterdiğinizden ötürü öncelikle biz çok teşekkür ediyoruz. Yoğun çalışmalarınızı takip ediyoruz. Nasıl gidiyor siz anlatırsanız. Vallahi şöyle söyleyeyim, meydanlardayız. Bu meydanlarda tabii sokak sokak geziyoruz, insanların elini sıkıyoruz. Hani derler ya, bunlarda siyasette kibir çoktur. Bu siyasetçilerde var, sanatçıda olmaz kibir. Biz halkla zaten 30 yıl önce buluşmuş, kucaklaşmışız ve kalplerine girmişiz. Biz hiç yabancılık çekmiyoruz. Arabaları durduruyorlar, aşağı iniyorlar. Şu anda her gittiğimiz yerde güllerle kafamızdan aşağı döküp bizi karşılıyorlar. İnşallah diyoruz ki bu yoğun ilgi, bu kadar sıcak sevgi ve bu kadar yoğun ilginin üzerine bu kadar resim, belki de 40 bine yakın resim çektirdik. Her gelen kollarımız ağırdı. Sevgi seliyle birbirimize sarılmaktan. İnşallah bu yoğunluğun ilgisiyle %70, %80 herhalde düzce evet diyecek bize yeniden refah. Ben bunu görüyorum ama ben böyle, çünkü bu ilgiyle bunu herhalde karşılayacaklar bizi. Sandıklar herhalde yeniden refah Davutgüloğlu ile patlayacak. Evet Davut Bey, gerçekten heyecanınız, mutluluğunuz sesinize yansımış. Biz de buradan o heyecanı alabiliyoruz. Ama şunu merak ediyoruz. Biz sizi yıllarca sanatçı olarak bildik, tanıdık. Siz bu siyasete geçiş süreciniz nasıl oldu? Nasıl? Aslında şöyle söyleyeyim. Yeniden Refah Partisi'nin kurucularındanım. 5 yıl önce kurulurken kurucularındanım. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Milli Görüş davasını köşede bucakta garip bırakmadı. Ben 16 yaşında Milli Görüş'le tanışmıştım. Çok bayraklar asmışım o yaşta ve gene tekrar Yeniden Refah Partisi olarak tekrar meydanlardayız. 23 yıl aradan sonra bu millette zaten bize hasret kalmıştı. Şu anda o hasreti hem gideriyoruz hem de o mutluluğu yaşıyoruz. Tüm milletle beraber güvenecekleri artık bir dal değil, bir büyük bir çınar ağacı var. Çünkü o çınar ağacını yıkmak için neler yaptıysalar Erbakan hocamızın zamanında yıkamadılar. Çünkü bu insanın kalbine işleyen bir şey. Çünkü bu vatan aşkı bize işlemiş, bayrak aşkı bize işlemiş. Ayrıyetten tabii ki Milli Görüş aşkı da kalbimize işlemiş. Bu milletin dilinden, bu milletin her düşüncesinden, yapısından, eksiğinden, her şeyinden biz anlayabiliriz. Çünkü onun için bu kadar bizi sahipleniyorlar. Ben 5 yıl önce parti kuruculuğuna ve MKYK üyesindeyim ve ayrıyetten genel başkanımızın baş danışmanıyım. Kültür ve sanat baş danışmanıyım ve ben 5 yıl önce bu işe girdim. O da Milli Görüş olduğu için başka partilerde de çok teklif geldi. Hiçbirini kabul etmedim. Çünkü bana hiçbir şekilde sıcak gelmiyordu. Düşünceleri de, fikirleri de ve yürüdükleri yolda. Ama biz Milli Görüş'ün yolunu biliyoruz. Milli Görüş'ün yolu halkla beraber bütünleşmek, halkın derdi varsa o derdini çözmek için koşar ve biz bunu bir hak için, yani insanların Allah için yoluna, yani yola çıkmışız. Allah'ın izniyle de ben onun için o yoldayım. Ben burada hizmet için buradayım. Mesela Davut Yolunu bu sokaklarda, şöyle söyleyeyim, sanayideki eli yağlı paslı insanlara bir sanatçıyı getirip ya da bir siyasetçiyi bile kucaklaştıramazsınız. Biz öyle kucaklaşıyoruz. Yağ pas olsa da sarılıyoruz. İstesen ne olur, çamur patak da olsa. Çünkü niye? Biz birbirimizi özlemişiz. Sarılmayı özlemişiz. Kucaklamayı özlemişiz. Güler yüzünü özlemişiz. Bunun hepsini burada yaşıyoruz. Mutlaka bir gün sizi beklerim. Siz de bizim bu neşemizi, bu tatlı günlerimizi bizimle yaşamanızı isterim. Ay evet, gerçekten ben şu an heyecanınıza, bu coşkunuza hayran kaldım. Peki Düzce halkıyla kucaklaşıyorsunuz. Ne gibi beklentileri var? Davutoğlu Düzce'ye ne gibi yenilikler getirecek? Halkın eksikleri nelerdir sizden dinleyelim? Sen de bir hata yaptın şimdi. Bir hata yaptın. Davut Güloğlu. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Davut Güloğlu. De Davut Güloğlu demişti. Başbakan olmuştu. Beni herkes aramıştı. Ondan sonra Sayın Valimiz Davut Gül'ü de den zannettiler. Beni gene bir dünya insan aradı. Davut Güloğlu oldu vali diye. Şimdi burada da karıştırmayalım. Davut Güloğlu olarak biz gene kalmaya devam edelim. Şimdi bunu çok yaşıyoruz. Normaldir. Siyasette çok Davut isimleri bu sıralar bayağı bir rovaçta. Evet. Bir de benimle beraber, evet. Çok şükürler olsun. Buradaki insanlar ne mi istiyor? Buradaki melen suyunu İstanbul içiyor. Burada su sorunu var.
ki burada biliyorsunuz parmağınızı soksanız su çıkıyor. Burası unutulmuş bir şehir. 20 yıldır aynı iktidar partisinin yönettiği bir şehirde inanın bana turizm patlaması olması gerekirken siz burada Bolu 3. sıra 2. sırada turizmde, Sapanca 3. sırada, biz 49. sıradayız. Bakın buradan iyi bir yola çıkın. Ayrıyetten İstanbul gibi büyük bir şehir karşımızda, yanımızda 1,5 saatlik bir yol ve 1,5 saatlik bir yol İstanbul 131 devletten daha büyük. 131 devletten daha büyük bir nüfusa sahip olan bir İstanbul orada. Ankara'da yanımızda, biz burada turizm bir şehri olacağız artık. Depremle alınan bir şehir olmayacağız. Buranın üstünü örtmüşler, dağlarımızı yabancılara satmışlar. Söylüyorum, gelsinler baksınlar burada. Tüm şeyler tapu dairelerine girsinler baksınlar. Buradaki biz girdik baktık, elimizde de döneler var. Her taraf burada yabancılara satılıyor. Ve ayrıyetten burada 2B usulü bir kanun çıkardılar. 2B'yle milletin malını, yani köyü mahalle yaptılar. Evet. Mahallede bölüyorlar ve arazileri gene satmak için almaya çalışıyorlar. Demek istediğim burada altyapısı, üst yapısı burada perişan bir durumda. Unutulmuş bir şehir. Bu kadar güzelim bir şehir unutulmuş. Ama buraya sanatçının eli değecek, da sanatçının yüreği değecek, sanatçının buraya tamamen vizyonu değecek. Bir de ayrıyetten bu halkla beraber el ele tüm beraber kazanacağız ve geleceğiz belediye başkanlığında ilk akşam tüm makam kapılarını söküp dışarı atacağım. Allah'ın izniyle. Evet. Makam kapısı, çünkü bizim aramızda hep makam kapılarını koyarak bizden benliğimizi, bizden olan tüm hizmetlerimizi ve sıcaklığımızı, bağımızı bir hep kopardılar. Adamı olan gidip işi görüyor ya da illa bir Hasan'ı tanıyacağım ya da Mehmet'i tanıyacağım, ona yalakalık yapıp ya da rüşvet verip işimi çevireceğim. Bunlar bitti. Yeniden Refah Partisi'nin tüm parti, bizim tüm belediyecilik anlayışımızda bu yok. Bu kitabımızda yok. Bunların hepsi bitecek Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Yani aslında size var ya, bana bir dokunursunuz bin ay işitirsiniz. Ben burada 1,5 aydır koşuyorum. İnanın bana 1,5 aydır burada. Sıkıntıları milletten dinleseniz ağlarsınız. Akşamları da herkes uyurken ben arabamla yolları geziyorum. Hiçbir yer yapılmamış. Perişan. Asfalt yapılmamış. Çamur patak içerisinde, sanayiler öyle sel. Sanayileri derelerin yatağına kurmuşlar. Derelerin yatağına kurulan bir sanayiden ne olur su basar. Ben de diyorum ki sanayiye gittiğim zaman, Davut Bey ne yapacaksınız? Dedim ben gelirsem başa size birer tane kayık vereceğim. Bak böyle bir şey olur mu? Kayıkla dükkanınıza gideceksiniz. Böyle bir durum olabilir mi? Demek bunun bir esprisi dahi olmaması lazım ama aynen bunu düşünenler, bu kadar yanlış mühendislik, bu kadar yanlış bir belediyecilik olabilir mi? Burada şehrin içerisinde dere yatağı var, akıyor ve orada kemer köprü vardı. Şimdi düz bir köprü yapmışlar. Bunu bir sanatçı söylüyor. Ben mühendis değilim. Ama bir akıl var, bir mantık var. Dünyayı gezmiş bir vizyonum var. Görüyorum. Ya siz bunu böyle düz yapıp, bu köprüyü düz yapıyorsunuz. Buraya da 94 milyon daha da fazla da para harcıyorsunuz. Ondan bir dünya sorunları çözersiniz. Siz oraya gelecek, o su geldiği zaman o baraja tıkanacak ve orayı barajı aşacak. Şehir zaten tencere gibi bir şehir. Hava almayan bir yer. Olduğu gibi çukurda, o çukurun içi dolacak ve adını da gerdanlık koymuşsunuz. Ben de onun adını ölüm gerdanlığı koydum. İnsanları boğup öldürecekler. Bunlar buranın hepsinin planını, projesini yapmış. Yani biz bunlara dur diyoruz insanları uyandırmak için. Biz uyandırmaya geldik. İnşallah bu insanlar da uyanıyor. Uyandığı zaman ben biliyorum ki seçim gününde akşamı kutlamaya hepinizi davet ediyorum şimdiden. Hepinizi. Çünkü neden? Yani bir sanatçının eli değecek, beni de takip edin ki biz burada neler yapacağımızı, çünkü sizler bana lazımsınız. Türkiye'nin bir numaralı turizm şehri olacağız. Allah'ın izniyle. Hepiniz buraya beni arayacaksınız. Davut Bey, orada yer bulamıyoruz, bize yer bulur musunuz diye. Size yardımcı olurum. İnşallah, çünkü bizim yaylalarımız var. Kar tutan dağlarımız var. Onlara suni karlarla destek verip oralara insanları alabiliriz. Yaylalarımızda çok güzel, çok güzel oteller kurup, yaylalarımızda çok güzel belediyenin tam tesislerini kurup insanların gidip hava alması, çok güzel gezebileceği yer. Hadi sıkıldın, şelalelerimiz var. Sıkıldın, hadi sizi Akçakoca'ya, denize getireyim. Ya ne ararsanız var. Ama Bolu'ya bakarsanız bir Bolu Abant'la iş getiriyorlar. Bir tek Sapanca'da bir gölle sinekler yiyor sizi yazın orada. Ama burada bu kadar güzelim şehrin üstünü örtmüşler. Kime hazırlıyorsunuz? Artık bunu söyleyin de biz de bilelim kime hazırladınız.
Peki Davut Bey, bir şey sormuşlar. Neden Düzce diyorlar? Yani neden Düzce'den adaysınız? Anlattım ya, az önceden beri anlatıyorum. Bunlardan sebep Düzce'yim. Türkiye'nin hiçbir yerini önüme koyuldu. Doğudan da geldi, Karadeniz'den de geldi. İstanbul'un dört bir ilçesinden bana teklif geldi. Ayrıyeten her yerden, ayrıyeten Düzce Teşkilatı da bu işi bir tek çözebilirse sen çözersin diye seferber oldular. İstanbul'a akın akın geldiler, otobüs dolusu. Başka taraflardan da geldiler. Ama ben aldım, masanın üstüne koydum tüm dosyalarımı. Bana teklif edilen ilçeleri ve illeri hepsini inceledim. Şu anda bana lazım olabilecek tek yer Düzce'ydi. Çünkü Düzce biliyorsunuz %79 AK Parti. Evet. %50 AK Parti seçimlerde. Burada biz %3 oy almışız. Yani biz almış olduğumuz oy da bir şey değil. Eğer alsaydım daha güçlü yerlerden almak isterdim. Oralara gitmek isterdim. Hayır, burada muhalefet hiç olmamış. Sesini çıkartanın sesini kısmışlar. Burada benim sesimi kimse kısamaz. Benim sesimi bir tek Yaradan'ım kısar. Başka da Allah'ın bir kulu kısamaz. Ben onun için buradayım. Gelmişim bu insanların hakkını savunmaya ve buraya uyandırmaya gelmişim. Ayrıyetten burada ne mi var? Burada gördüğünüz gibi bizim billboardlarımızı indiriyorlar. Billboardlarımızı paramparça ediyorlar. Bize hiçbir zaman burada özgürlük hakkı yok. Tamamen önümüzü kısıtlıyorlar. Ona rağmen halk gene de Davut diyor, halk diyor, yeniden refah diyor. Şimdi Adam var ya, bir şey söyleyeyim. Adam, belediye başkanımız, sayın bakan demeniz gerekiyor ona. Yani 2 yıllık bakanlık yaptığı için biz saygımızdan gene belediye başkanı diyelim. Çünkü görevi şu an belediye başkanıdır da. O kendine bakan dedirtmeyi seviyor. Emiri de 8 yıllık bir rakibimiz daha var. O da Mehmet Keleş. O da kendisi de 8 yıl AK Parti'den gene belediye başkanlığı yapıp sonradan da ihraç edilmiş bir belediye başkanı. Gene hiç çekinmeden iki kez görevden alınmış bir insan, ama hiç çekinmeden gene de burada adaylıklarını koyabiliyorlar. Çünkü bunlara gelip de şu anda bunlara doğru dürüst karşısına gelip bunlara dertlerini, onları sahiplenecek, onlarla beraber dik yürüyecek, onların derdini dert edinecek, onların dilinden konuşacak bir tane daha buraya bir başkanı bırakın, bir insan gelmedi. Onun da cesaretini ben gösterdim. Allah inşallah bu cesaretin karşılığını zaferle bize inşallah nasip eder. Biz böyle geldik. Biz burada bu mücadelesini de vereceğiz. Biz burada kültür denen hiçbir şey yok. Sokağa akşamdan sonra hiçbir şeye katılamazsınız. Parklarımız tamamen uyuşturucu madde kullananların farkı olmuş. Biz buraları temizlememiz lazım. Ayrıca burada hiçbir aktivite, hiçbir şey yok. Gençlerimiz buradan kaçmak istiyor. 18 yaşında kaçmayacaklar. Artık burada kalacaklar. Çünkü onların abileri geldi. Başkanları değil, abileri geldi. Onların abileri onların için en güzel bir şehire imza atacak, elimizden geldiği kadar. Buradan Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 20 yıldır burada iktidar partisizlerinden sizin göndermiş olduğunuz belediye başkanları var. O belediye başkanları, Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım, o göndermiş olduğunuz başkanlarınız sizi kandırmış. 20 yıldır buraya bir tane çivi bile çakmamışlar. Altyapı yapmamışlar. Depremde, 99'daki depremden beri de altyapılar duruyor. Hiçbirine dokunulmamış. Üst tarafı tamamen kaldırımlar fayansla, mermerle döşemiş. 2 kişi de ölmüş. Hafif buzlamada kayıp düşüp ölüyorsunuz. Ya da belinizi kırıyorsunuz, kafanızı yarıyorsunuz. Yani buraya, yani gelen buraya affedersin yemiş, içmiş, gezmiş. Yani Cumhurbaşkanımıza onun için sesleniyorum. Bir belediyeci olarak İstanbul'a ilk geldiği zaman İstanbul'a nasıl rantlar kattığını kendisine bu konuda hep alkışlamışızdır. Gene de alkışlıyorum. Aynı bir Rizeli bir onun evladı olarak ben de şimdi Düzce'ye geliyorum. Düzce'yi aynı onun gibi en güzel şekilde burada yöneteceğim. En güzel şekilde burayı en güzel Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi yapacağım. Ve ben de buradan alkışlarla gideceğim Allah'ın izniyle. İnanıyorum, çünkü ben alkışlarla geldim. 30 yıl bunu korudum. 30 yıl sonra da buradan yuhlanarak değil, gene alkışlarla gitmeyi isterim. Onun mücadelesini vereceğim ve güzel bir şehir kuracağız. Hem de turizmin bir numaralı olan şehri olacak. Evet, İnşallah. Rizelisiniz normalde Davut Bey, ama öyle bir konuşuyorsunuz, öyle bir güzel anlatıyorsunuz ki sanki Düzce'nin gerçek hani yerel insanı gibisiniz. Yani Ya, Düzceliymişsiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben burada 1,5 aydır buradayım. Ben Düzce'yi artık, ben şimdi Akçakoca'da 4 yıl gençliğim geçti. Ben Akçakoca'da durdum. Yakın, zaten 15 dakika, 20 dakika. Ben Düzce'yi zaten sahiplenmiş. Ben ülkemin her tarafına, beni Diyarbakır'a gönder, orayı da öyle sahiplenirim.
Ben bu ülkenin sanatçısıyım. Beni hangi bölgeye gönderirseniz gönderin, ben bu milletin dili olacağım, ozanıyım çünkü ben bu milletin. Ben milletin ozanıyım. Ben bunların üzüldüğü yerde ağlamıyorsam, ben de üzülmüyorsam o zaman benim ozanlığım nereye kalmış? O zaman biz sanatçıyız ama sanatçıyız. Sanatçılığımızı da dibine kadar yapmamız lazım. Sip para kazanmak için sanat yapılmaz. Bu halkın dili olacağız. Bu milletin sözcüsü olacağız. Bu milletin gerçekten cesaretli olup bu milletin tüm yükünü sırtımıza alabileceğiz yeri geldiği zaman. Ama o sanatçılar nerede? Bunu başarabilecek çok nadir parmakla az bulabilirsiniz. Yoktur bile. Yani çünkü ekmeğimden olurum diye bunları konuşabilecek sanatçı bulamazsınız. Çünkü çoğu rantın peşinde. Çünkü ranta alıştırmışlar toplumu. Ranta alıştırmışlar milleti. Burada belediyecilikte de rantlarla dönüyorlar. Bizde rant olmayacak, rant kapıları kapanacak. Tüm dediğim gibi belediye kapılarını, tüm makam kapılarını dışarıya atacağım, cam ekranı alacağım. Ve cam ekranı alıp kapatacağım. Allah'ın izniyle bu iş burada sona erdi. Biz burayı alacağız. Millet bizi seviyor. Ben milletimi seviyorum. İnşallah burada, tabii ki biliyorsunuz, siyaset öyle bir şey ki burada bazen paralar da konuşuyor. Bizde öyle olan kadar para yok. Biz kendimiz tabii harcamalar yapıyoruz ama onlar farklı şekilde de harcama yapabilirler. Her şeyi açabiliriz. Duyuyoruz, görüyoruz. Bazı şeyler dönüyor, dolaplar dönüyor. Ama biz Allah'a havale ediyoruz. Onlara inşallah bu halk alır. Sandıkta hem parayı alsın diyor bu halk, hem de sandıkta yeniden refah desin. Peki Davut Bey, bir şey merak ediyorum. Seçilme olasılığınızı yüksek görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şu anda tüm anketlerde önde görünüyoruz. Güzel, hayırlısı olsun. Peki velev ki seçilemediniz diyelim. Aktif siyaset yaşantınıza nasıl devam etmeyi planlıyorsunuz? Sanata mı? Şu anda 10-12 sanata mı nasıl devam edeceğim? Aktif siyaset hayatınıza diyorum. Hani diyelim ki kazanamadınız. İnşallah bundan sonra inşallah Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan bize muhtarlık verirse bu dava öyle koltuk kavgasında değiliz, koltuk meraklısı da değiliz. Biz bu halka hizmet için varız. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ayrıyetten bakmışsın bakan olmuşuz. Onu da bilemeyiz. Nasıl görev verilirse, neresi olursa orada olacağız. Allah'ın izniyle sizin diliniz olacağım. Size adaletsizlik yapılırsa medyada da, hangi konuda, her insanda, hayvanlarımıza, kedimize, köpeğimize, sokak köpeklerimize, hangilerine ne sıkıntı yaşanıyorsa onların da dili olacağız. Çünkü onların dili yok. Ben ne diyorum burada? Biz burada sokak hayvanları için, ben burada lunapark ya şey yapacağım, büyük bir hayvanat bahçesi, onların içerisinde de bizim sokak hayvanlarını koyacağım. Niye? Geldi mi buradaki insanlar oralar gezerken sokak hayvanları da o dağlarda görsün. Öyle biz güzel bir hayvanat bahçesi yapacağız. Çünkü biliyorsunuz köpekleri bıraktıklarımız yerlerde ne halde olduklarını biliyorsunuz. Barınaklar da kapatıyorlar, ölüyorlar, perişan halde. Biz burada herkesin gözü önünde yapacağız Allah'ın izniyle. Evet, Davut Bey. Biz şimdi programa yaklaşıyoruz. Tamam. Biz burada şimdi bizim çok... Ben olarak şeye bir değinmek istiyorum aslında. Biraz kısa bahsederseniz. Geçen bir videomuza rast geldim Ali Babacan'la. Ben sanatçı Davut Güloğlu dediniz de bir anda sanatçı mı diyor. Şaşırıyor. Halbuki sizi milyonlar tanıyor. Ben de şaşırdım Ali Babacan'ın. Ali Babacan haber olmak için bunu çok sık sık yapmaya başladı. Çok zeki. Bence çok zeki bir adam. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce sonradan tanıdıktan sonra gerçek mi diyorsun ya? Ben seni anlayamadım filan. Ama bir şöyle söyleyeyim. Artık o da bu işin nereden haber olacağını öğrenmiş. Yani öğrenmiş. Ama güzel. Çok öyle itici bir şey değildi. Sempati bir şeydi. Evet. Sonradan çok güzel bir tekrar görüştük. Evet. Çok güzel bir videoydu ve ister istemez trend de olduk o sıra. Olduk. Yani o geldiği zaman insan, ondan sonra konuştuk biz zaten kendisiyle. Ya diyor, hiç diyor tahmin etmezdim. Aslında o da haklı biraz. Şimdi bir sanatçı Davut Güloğlu, evet tanıyoruz ama ne işi var burada belediye başkanlığı hem de Düzce'de, İstanbul değil. O da onun kafası karışmış olabilir. Biraz oradan hak veriyorum evet, ya. Evet, vallahi evet. Çok ağzınıza sağlık. Çünkü onlar Düzce'yi yani bu siyasetçilerin çoğu önemsememiş. Bizim bir tek genel başkan biz önemsiyoruz. Düzce'yi. Biz ülkemizin dört bir tarafını önemsiyoruz Allah'ın izniyle. Onun için de güzel olacak Allah'ın izniyle her şey. Çok sağ ol. Biz şimdi programa giriyoruz. Biliyorsunuz burada şimdi bizim
sporcularımız var. Evet. Siz de televizyonlardan izleyeceksiniz birazdan belki. Tüm canlı yayında olacak. Burada kickbox, ayrıyetten boks ve dünya şampiyonlarımız var burada. Onların davetlisiyim, onlara katılıyoruz. Allah nasip eder. Sağ olun Davut Bey. Ağzınıza sağlık. Programımıza katıldığınız çok teşekkür ediyoruz. Bu zorlu yarışta size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu zorlu yarışta da bizim yanımızda olmanızı temenni ediyoruz. Ayrıyetten bir de sizleri de tebrik ediyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Ve hepinizi kucaklıyorum. Buradan tüm bizi izleyen, kafasını artık biraz çabuk çabuk her şeyi sıkıştırmaya çalıştım hızlı hızlı. Ama inanıyorum ki bir affımız olduysa hepsinden özür diliyoruz. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tüm bizi dinleyenlere. Çok teşekkür. Ne diyoruz? Diyoruz ki Rize'de doğdu, Düzceli oldu. Davut Güloğlu. Evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Bu özel programımızda Davut Güloğlu konuğumuzdu. Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı. Kendisine ağırladık. Teşekkürlerimizi ilettik. Evet Sevtap, senin söyleyeceğin bir şey var herhalde. Evet. Yani coşkusuna, heyecanına hayran kaldım. Gerçekten Düzce'de yaşamıyoruz biz. Fakat Düzce halkı adına buradan inanılmaz da çok olumlu yorumlar geldi. Böyle tabii ki coşkulu, yeniliklere açık başkan adaylarını her ilde, illerde görmek isteriz. Yeter ki illerimize, ilçelerimize yenilikler ve güzel anlamda yenilikler katsınlar gerçekten. Evet, ben de katılıyorum sana. Hayırlısı olsun seçim süreci. 31 Mart'taki evet yerel seçimde memleketimizin her köşesine fayda sağlayabilecek kim olursa belediye başkanları da o olsun diyelim. Ve seçim özel programını noktalayalım. Birazdan Müzik On Air magazin programında tekrar görüşürüz diyelim. Ben yayını şimdi kapatıyorum. Tekrar açacağım ama birazdan. Saat 9'da görüşmek üzere. Görüşürüz.